Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiği videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tığımın numarası 22 numara. Hep 22 yapıyorum çoğunlukla zaten arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde. Yeni modeli bu arkadaşlar. Bu yeni modelini sizler için tığa çevirdim. Tığa çevirdiğim hali de şu şekilde oldu. Benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Sinek kanatlarım ve bu şekilde kirpiklerin üzerine yapılmış sinek kanatlarından yine çiçeği. Birebir aynısını sizler için bu şekilde çevirdim. Ta çevirdim yani iğneden. Bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif. Bir de yapımı da o kadar kolay arkadaşlar. Artık hani iğne oyası modeliyle birebir aynısı biz de yapıp bu modelleri takabiliyoruz. Şimdi modelimizin anlatım kısmına da geçelim. Bir tane daha sizle beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ilk önce arası ünü yaparak bu şekilde başlıyoruz iki tanesini sizler için daha önce hazırladım ilk başlarken gibi aynı tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz şimdi arkadaşlar bakın tığ battımızın şimdi bu tarafı unutun ilk başlarken bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum hemen 3 zincirimi boş olan tığ battığımın içine bakın bu şekilde ister sahte sık iğne yapın şu şekilde İsterseniz normal sık iğne arkadaşlar. Tercih yine size ait. Bir defa tığımın başını doladım. Ve hemen boş olan tığ battımın içine girip 1, 2, 2. 3 sefer daldığım trabzanın bu sinek kanadım için yuva olacak. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi trabzanımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 5 zincirden bir tane yuva yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle ters tarafından çevirdim. 5 zincirimin içine girip sık iğne ile bunu buraya sabitliyorum. Ve 10 tane zincir sıkı sıkı 10 zincir. 6, 7, 8 ve 10. Hemen yine düz tarafına çevirdim. Burada trabzandan olan yuvamın içine de girip 10 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Şöyle aşağı meyil etmesin diye arkadaşlar. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin şesine kanadımın. Bu şekilde şöyle dik bir yukarı doğru bir görünümü oluyor. Bu sık iğne yaparsanız sizin için iyi olur arkadaşlar. Duruş açısından. Ütülü gibi durur. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincir. Bu şekilde üçer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyorum bu tığ battımına dedi 8 tane olacak. 3 tane yaptım. Ee içine sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir yine tığ battının içine. 3 zincir tığ battının içine. 5 oldu. 3 zincir 6 7 3 zincir ve 8. Şimdi 4 tanesini bize kaya için lazım arkadaşlar. 4 tanesi de bu sinek kanadım ara suyumla aramızdaki mesafe. Şöyle bir zincirimi çevirdim. Şey, bir zincirim çekip ters tarafına döndüm. Şimdi ilk kesim işlemini bu şekilde yapıyoruz. Bakın bir zincirimizi buraya sık iğne ile sabitledim ve 3 tane de zincir çekiyorum. Hemen bakın. Bu birinci yuvamız. Yine 3 zincir. Bu ikinci yuvamız. 3 zincir. Bu da 3. yuvamız. Altta 4 tane tığ battı bize ait. Üstüne 3 tane tığ battı yaptık. Kenarda da 4 tane ara mesafesi bıraktık. Yine bir zincirimizi çekmiştik sahte sık iğnemizden sonra arkadaşlar düz yüzüne dönüyorum. Hemen buradaki yuvadaki tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 zincir hemen bakın kapattım buraya. 3'ten de 2'ye düştü. Şimdi arkadaşlar sadece buraya yuvamızı yapacağız. Bakın tığ battığımızın içine girdik. Sık iğne ile sabitledik. Kayamız hazır. 4, 3, 2. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi hemen yanındaki boş olan tığ battıya bu şekilde sabitliyorum. Bakın kirpiklerimiz için yuva oluşturduk. Bir kalan yere 6 zincirle yuva yaptık. Hemen buraya yuvanın içine bir tane sık iğne yapıp dönüşümü yaptım 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi hemen kapattım buraya bu ilk yapayım yine 10 zincir 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir aynı yuvanın içine 4 tane ee, Pardon arkadaşlar 6 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Dal yuva 4 5 6 7 8 9 ve 10. 3. Tekrar 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Yine bu 6 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitle. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yine yuvada kapatıyorum yine bir 10 zincir daha 6 7 8 9 ve 10 hemen arkadaşlar bakın 6. 10 zincirimi de bu şekilde kapattım şimdi dibine de bakın başta yaptığımız gibi dibine de bir tane buraya sık iğne yapıyorum ki kaymasın Evet altı tane bu şekilde kirpiğim hazır şimdi üç tane zincir çekiyorum bakın bir tanesini boş bırakıp ikinciye yoksa başka türlü güzel durmuyor Arkadaşlar şu sağ tarafıyla aynı olması için bu şekilde ikinci yuvaya sık iğne ile sabitliyorum şöyle göstereyim buğulandı bakın ortadakini boş bırakıp ikinciye şimdi direkt tığ battı dönüş yaptığımız yere atacağız. Yine 3 zincirimi çektim bakın. Buradakine değil. Direkt şu dönüş yaptığımız tığ battığımızın içine, tülbentimizde olan tığ battının içine giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, kenar kısmı daha uyumlu olacak. Hemen şuraya bir tane tığ battı e, batıp nasıl olduğuna kenar kısmını daha iyi anlatırım. Yine aynı şekilde 4 tane bundan yapıp arkadaşlar tığ battı. Sonra sinek kanatlarımızı yapıp devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar şurasını söylemek istiyorum. Bakın yukarıyla nasıl uyumlu. Eğer yanına batsaydık yanına yanına burası 4 tane olacaktı. O da şöyle bir marullanma olacaktı. Bunu bu şekilde sizler için ayarladım arkadaşlar iniş şeklini. Siz de böyle bakın şöyle kenardan göstereyim net. Siz de bu şekilde iki tane bir tane bırakıp diğerine inerseniz sağ tarafla çok uyumlu güzel bir duruşlu kayamız olacak. Evet şimdi çiçeğimiz evet çiçeğimizin yapımına başlayacağız. Şimdi ilk kirpiğimin içine ipimi sabitleyip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve 3 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yuvadan giriyorum. 1 2 2 2 2 alarak bu şekilde trabzandan yuvamı yaptım 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum döndüm sık iğne ile sabitledim 10 tane zincir çekiyorum 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 5 zincir çekiyorum. Bu birinci sinek kanadım. Toplamda bu yuvaya 3 tane sinek kanadı yapacağız. Yine 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Sık iğneyle ile sabitliyorum. Yine 10 zincir. 7 8 9. Aynı iğne yası gibi arkadaşlar birebir sinek kanatlarını yapıyoruz. Yine 3 5 zincir 3. sinek kanadımız için 5 zincirimi çekip sık iğne ile buraya sabitledim 3 tane de zincir çekiyorum çevirdim 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 ve 10 çevirdim buraya sık iğne ile sabit Hemen dibine de bir tane bu şekilde aşağı arkadaşlar kaymaması için ilk baştaki gibi bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Evet. Bir tanesini hazırladık. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir köprüyle geçeceğiz ilk önce. Buraya 3 tane zincirimi çektim. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. 1 2-3 zincirimi 3 şey, defa tığımı doladım. Hemen sıradaki yuvanın içine girip bir şöyle uzunca bir buraya yuva yapacağız. 2 2 2 yuvamız hazır. Ve 5 tane zincir çekerek yine sinek kanadının yapımına başlayacağız. 5 zincirimi çektim. Bakın Bu şekilde bir tane kirpik oluştur. 3 zincirle şöyle ters tarafına dönüyorum sık iğne ile sabitliyorum ve 10 tane zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle çevirdim trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim yine aynı şekilde bu yaptığım sinek kanadından iki tane daha yapıp burayı 3'e tamamlayacağız arkadaşlar Evet burayı da 3'e tamamladık bu yuvayı. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve diğer kirpiye bu şekilde köprü olarak geçiyorum. sarı da çok yakıştı arkadaşlar. Çok da güzel oldu sarıyla. Yine 3 defa tığımın başını doladım. Sıradaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 2 2 3 dolayım böyle alış şekline göre bana tam iyi geliyor arkadaşlar bu 3 tanesi kanadı için 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi. İlk ipim. 3 zincirle şöyle ters tarafına döndüm. 10 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sabitledim. 1 2 3 zincir. Çevirdim. Yine 10 zincir. 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim yine 10 zincir çekiyorum 6 7 8 9 ve 10 çevirdim bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle şimdi bunu kapattık ya dibine bir tane arkadaşlar Muhakkak sık iğne yapalım da şöyle meyilli olmasın. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. İpimizi koparıp yakıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bakın sinek kanatlarından çok güzel bir çiçek hazırladım. Bu da mavi olan daha önce sizler için hazırladım. Şöyle modelimiz ütüsüz arkadaşlar. Arka tarafından ütü basıldığı zaman şöyle daha yumuşacık böyle tül gibi tril tir olacaktır. Çünkü malum bu ipler ütü yiyince biraz inceliyor Evet modelim bu hem hoş hem zarif hem iğne birebir aynı Evet modelimiz bu istediğiniz renklerden Tabii ki arkadaşlar böyle morlar pembeler de koyarak renklendirebilirsiniz tek sade renk de yapabilirsiniz her zamanki gibi zevk size ait istediğiniz renkleri ve şekilleri kullanabilirsiniz Evet Allah emanet olun arkadaşlar Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilir. Videoların devamı için bana destek olabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.